Herkese selam. Bu videomuzda iPad mini 5 mi, iPad 8 mi almalısınız ya da iPad mini 6'yı mı beklemelisiniz? Bu konu üzerinde konuşacağım. Şimdi videolarımızın özellikle iPad 6 videolarının altına çok fazla şekilde abi bekleyelim mi? Abi iPad mini 5'i alalım mı? Mini 8'e mi alalım gibi çok soru geldi. Hani artık dedim ki bari bir video çekelim de hani belki sormaya çekinenler de bu sayede bu bilgileri alır. Şimdi şöyle ilk önce iPad mini ile iPad 8'i kıyaslayacağım sizlere. Burada ilk başta şunun kararını almalısınız. Siz bu cihazı niye alıyorsunuz? Yani siz bu cihazı oyun için mi alıyorsunuz? İşte okulunuz için, not tutmak için, belki bir bilgisayar gibi kullanmak için mi alıyorsunuz? Ya da film izlemek, işte YouTube'dan bir şeyler izlemek için mi alıyorsunuz? Buna karar vermelisiniz. Şimdi eğer oyun için alıyorsanız iPad mini 5 daha mantıklı olabilir. Hoş şu yüzden hani işte daha konforlu olduğu için, daha küçük olduğu için. Ama aslında iPad 8 ile arasındaki herhangi bir işlemci farkı yok. Birebir aynı işlemci kullanılıyor. Ekran konusunda iPad 8'in çözünürlüğü daha yüksek bir çözünürlük var iPad 8'de. Yani tamam belki lamine ekran, True Tone Mini 5'te var ama çözünürlük konusunda iPad 8 daha iyi bir durumda. Şimdi bu konulara bakınca burada kesinlikle tercihinizi belirlemeniz gerekiyor. Şimdi Hertz konusuna gelince zaten ikisi de 60 Hz. Eğer 120 Hz istiyorsanız iPad Pro almanız gerekiyor. O da çok yüksek fiyatlarda. Ki bence 120 Hz şu an günümüzde çok elzem değil yani. Çok fazla cihazda kullanılan bir teknoloji değil zaten. Ve bunlar da fiyatta çok fazla arttıran teknolojilerden biri. Kamera konusuna geldiğimizde arka kameralar birbirinin aynısı iPad mini 5 ile iPad 8'in. Ön kamerası farklı. Ön kamerada iPad mini 5 daha iyi. Ama yani bu da ne kadar bir tercih sebebi olur tartışılır açıkçası. Şimdi gigabyte işine gelelim. Yani depolama birimine gelelim. Depolama biriminde iPad mini 5 64 GB ile başlıyor depolama alanına. iPad 8 ise 32 GB ile başlıyor. Şimdi aslında eğer siz işte okulunuz için alıyorsanız, buna ders notu tutacaksanız, işte video izleyecekseniz, belki birkaç tane oyun yükleyecekseniz 32 GB gayet yeterli bir depolama. Ama siz böyle işte 15-20 oyun yükleyeceğim, işte hiç depolama sıkıntısı çekmeyeyim, işte video çekeceğim kamerasıyla, video editi yapacağım, YouTube'a bunu atacağım falan diyorsanız 64 GB daha mantıklı. Ama eğer video editi yapacaksanız da büyük ekran daha mantıklı bu arada. Ha bir de şu konuya gelelim. Bazı arkadaşlar bu konuda da sorular soruyor. iPad'lerin depolama birimiyle performans arasında hiçbir bağlantı bulunmuyor. Yani siz 32 GB aldığınız ya da 64 GB aldığınız aynı cihazın 64 GB'da daha performanslı falan değil. Böyle bir olay yok. Şimdi fiyat konusunda şunu belirtmek istiyorum. Ben öğrencilere özel fiyattan bahsedeceğim. Apple'ın kendi web sitesinde apple.com.tr'de eğitim fiyatları bulunuyor. Eğitim için bölümüne girdiğinizde düşük indirimli fiyatlardan faydalanabilirsiniz eğer öğrenciyseniz. Bunu da açıklama kısmına koyacağım çünkü bazı arkadaşlar yorumlarda belirtiyorlar bulamamışlar bu eğitim kısmını. Ve gerçekten %5'lik falan bir indirim var. Güzel bir indirim, onu da değerlendirin bence alacaksınız. Bu indirimle beraber iPad 8'in fiyatı, 32 GB'lık iPad 8'in fiyatı 3.007 TL şu an. 64 GB'lık iPad mini 5'in fiyatı ise 3.647 TL. Yani 8 Nisan itibariyle. Tabii her gün fiyat değişebilir. Şimdi buraya baktığınızda 600 liralık bir fark var. 600 liraya ne alıyorsunuz? 32 GB'lık daha depolama alanına sahip bir cihaz almış oluyorsunuz mini 5 olarak. Ama ekranı daha küçük bir cihaz almış oluyorsunuz. Ekran çözünürlüğü daha düşük bir cihaz almış oluyorsunuz. İşte iPad mini 5'in mesela klavye desteği yok. Kalem desteği var ama klavye desteği sunmuyor. Eğer mesela ben olsam iPad 8 alıp hem okulunda da bunu yani üniversiteye kadar neredeyse çok rahat bir şekilde şu an klavyesini alırsınız, kalemini alırsınız, bir tane de Bluetooth mouse alırsınız, bilgisayar gibi kullanabilirsiniz iPad 8'i. Ama iPad mini 5'te bunu kullanamıyorsunuz. Yani o yüzden bana soracak olsanız ben hani birkaç oyun oynuyor olsam bile iPad 8'i tercih ederdim. Hem fiyatı yönünden, hem ekran çözünürlüğü yönünden, hem ekran boyutu yönünden, hem de olanakları yönünden. Yani video editi de daha rahat yaparsınız. Okulunuzda da daha rahat kullanırsınız. Not almak da daha rahat olur. Ve klavyesine daha bilgisayarvari bir cihaza sahip olmuş olursunuz. Şimdi gelelim iPad mini 6'ya. iPad mini 6 muhtemelen Nisan-Mayıs ayları içinde tanıtılacak. Ama iPad mini 6 yeni teknolojilerle geleceğini bekliyoruz. Bunu hatta diğer videomuzdan ulaşabilirsiniz. Kartlar kısmında ya da açıklamalar kısmında bırakacağım linklerden kanalımızda bulunan iPad mini 6'nın nasıl beklendiği, hangi özelliklerle gelmesini beklediğimiz, hangi özelliklerle geleceğini beklediğim, iPad mini 6'nın beklenen özelliklerini konuştuğum videoya da ulaşabilirsiniz.
Şimdi iPad mini 6'nın hani kabaca şöyle şey söyleyelim şimdi kısaca. iPad Air 4 görünümünde gelmesi bekleniyor. Ekranının daha kaliteli gelmesi bekleniyor. Çipinin yine iPad Air 4 gibi gelmesi bekleniyor. Yani bu da performansının çok daha yükseleceği anlamına geliyor. Ama tabii ki de fiyat da buna göre olacaktır. Hele şu anki döviz kuruyla muhtemelen iPad Air 4 ile iPad Air 4'ten hani benim beklentim en fazla işte 700-800 lira ucuz olacağı. Yani bir 5000 liraya yakın bir fiyatı olacağını bekliyorum ben. Tabii ki daha uzun ömürlü olacak iPad mini 6. Görüntü olarak daha güzel göze gelecek. Boyutu iPad mini 5'ten daha büyük olacak. Yani kasa boyutu değil, ekran boyutu olarak daha büyük olacak. Ekran kasa oranı yükselecek. 90 Hz ile gelmesini bekleyenler var ama ben 90 Hz ile geleceğini beklemiyorum. Eğer gelirse, eğer işte iPad, şöyle bir beklenti de var, iPad Pro Mini gibi bir beklenti de var. Eğer öyle bir şey olursa, yani iPad Pro kadar güçlü bir mini cihaz gelirse fiyatları çok daha uçuk olabilir. O da farklı bir konu zaten. Çünkü bu ekran teknolojileri 120 Hz, 90 Hz falan hem yüksek maliyetlere neden oluyor hem de bunları çalıştıracak işlemciler de daha yüksek performans gerektiriyor. Şimdi iPad mini 6'yı bekleyelim mi sorusuna gelirsek, yani günümüzdeki döviz kurlarıyla herhangi bir cihazı almak için beklemek çok mantıklı olmuyor açıkçası. Çünkü her an fiyatlar artabilir. Yani sizin bugün işte 3000 liraya alabildiğiniz iPad 8, yani haftaya işte 3500 lira olmaması için pek bir neden yok. Ama eğer hani bu kadar hani 300-500'e çok fark etmiyorsa sizin için, eğer bütçeniz yeterliyse bence iPad mini 6 beklemeye değer bir cihaz olabilir. Ama şöyle bir durum da var. iPad mini 6 evet Nisan-Mayıs'ta tanıtılacak ama bunun Türkiye'ye gelmesi Haziran sonunu muhtemelen bulacaktır. İkisi arasında kaldığınız gibi hani benim gözümde şu an iPad 8 çok fiyat performans bir cihazı. Yani şu an ben bir iPad alacaksam iPad 8'i tercih ederim ya da iPad Air 4'ü tercih ederim muhtemelen. Bekleme konusunda da dediğim gibi bu bir risk. Fiyatlar çok yükselebilir. iPad mini 6 çok yüksek fiyatla da gelebilir. Bu riski alıyorsanız bekleyebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlar kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Oraları çok sıklıkla yanıtlıyorum. Dediğim gibi bahsettiğim gibi Apple'ın eğitim sitesine göz atın. Diğer iPad mini 6 beklenti videomuz, hatta Apple'ın yeni etkinlikte tanıtılacaklar videosunu da açıklama kısmına ekleyeceğim. Bunları da izlemenizi tavsiye ederim eğer bu konulara ilgiliyseniz. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa da beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, hoşçakalın.